Alo. Bu Senem. Bu da Gizem. Gizem. Evet. Yine buradayız. Bu sefer daha önce yaptığımız şeylerden biraz daha farklı bir şey yapacağız. Çünkü bu sefer gündem çok fazla hareketli. Size kısacık bir hızlıcana haber bülteni kıvamında. Ve yorumlarımız. Evet, Ne aynı. düşünüyoruz? Evet. Ve neden hava bu kadar sıcak? Bence de. Asıl soru bu. Vantilatörü açamıyoruz çünkü saçımız bozuluyor. Şu anda Terliyoruz. terliyoruz yani. Hem de ölümüne. Savunma Hem kıvamındayız. de gece saat 2'de. Evet. Oye. Sıcak. Arka arkaya pek çok haber geliyor ve biz mümkün olduğunca yazılı blogda anyongchinkle.wordpress.com'da hem de Twitter'da, YouTube'da her yerde size yeni haberleri mümkün olduğunca Türkçe'ye çevirip size duyurmaya Duyurmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Umuyorum ki beğeniyorsunuz ama bu aralar inanılmaz derecede patlak vermiş bir kriz var ki Maalesef. o kriz biz Hatısları, hatta elfleri, yılsları, aklınıza kim gelirse Türkiye'ye azıcık sempati duyan insanların hepsini biraz endişe kaplamış vaziyette ki o da Nikon birkaç gün önce bir talihsiz bir trafik kazasına karışmış bulundu. JYP Entertainment'ın binasındaki provasından sonra yine JYP ailesinden çalışanlarla yemeğe gidiyorlar ve orada iki tane bira içiyor. Akabinden zaten kaldığı Tupem yurduna da çok yakın olan restorandan arabasına binip çıkıyor ve bir kavşakta bir motosikletliyle çarpışıyor. Tabii gündeme bu böyle gelmedi. Evet. Motosikletliye çarptı diye Diye geldi. geldi. Onların MOBESE kameralarında, onlar CCTV diyorlar. Görüntüler çıktı ortaya ama sadece arkadan ve yandan bir kısmı görünüyor görüntülerin ve yeni görgü tanıkları falan çıktı. İşte sadece Nikon'un hatası değil, işte motosikletlinin de hatası var. İşte motosikletli başka şeylerin peşinde, Nikon'u olduğunu anlayınca tekrar yere yatıp Evet. kıvranmaya Evet. başladıdan tutun. İşte tamamen Nikon'un suçuymuş gibi hem basının hem de antifanların, ki antifan ne demek bize, ikimiz de Henüz çözemedik yani, çözemedik. birini ya Mantıksız seversin bir ya şey. sevmezsin, Evet ama hani antifan mıdır yani. bu Sevmediğin bilmiyorum. adam için niye takip Niye? edersin? Hani. Neyse, antifanların da abartmasıyla ve durumu daha da büyük bir hale getirmesiyle, ki evet büyük bir olay, sonuçta bir kaza var ortada ve evet ünlü biri olmaması gereken bir şey, dikkat etmesi gerekiyordu Hem de bunun içinde vesaire. alkol gibi Aynen öyle. küçük zayıf Alkol nokta var var. bir de işin içinde ama hani Nikon'un, hani Nikon'u az çok biliyorsanız, hani yani yansıtılan Nikon'dan bahsetmiyorum. Hani hakikaten bildiğimiz Nikon'dan bahsediyorum. Hani Nikon'un nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Adam kaza yapar yapmaz polis gelince içtiğini itiraf etmiş zaten. Ya ama Kore'deki alkol sınırı %0,050 iken Nikon'da 0,056 alkol çıkıyor. Yani çok da yüksek bir oran değil. Evet, sonuçta aşmış oranı, ayrı bir mesele. Onu tartışmıyoruz zaten. Yani Yani Nikon'un hatası yok demiyoruz diyemiyoruz, zaten. böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü zaten içip arabanın içine oturup direksiyonu tutmaya başladığın itibaren hatalı ama Yani evet, ama ve dediğimiz gibi hepimiz insanız. Yani evet. hangimizin arkadaşı veya kendi ya da etrafında görüp duyduğumuz veya başımıza gelse yapmayız ki yani. Ben de evim 2 dakikalık uzaklıkta olsa belki 2 tane bira içtikten sonra binebilirim arabama. Yani çünkü insan hiçbir zaman düşünmüyor. Benim başıma gelmez diye düşünüyor. İnsanlık hali dediğim şey işte bu. Ama işte insan Nikon olunca olaylar nerelere kadar geliyor? Bu haberle ilgili açıkçası hem Senem'i hem de beni korkutan iki adet kötü anımız var. Bunlardan bir tanesi Park Ji-bom, hemen aklımıza geliyor. J-Park. Ne yazık ki gerek Ağlarım ya. Ağlarım. JYP'nin krizi çok doğru yönetememiş olmasından dolayı, gerekse J'in çok fazla 2PM içinde kalmaması nedeniyle J-Park'ın ayrılmasına sebep oldu böyle bir skandal. İkincisi ise Desang'ın olayını getiriyor aklımıza ki Desang. Big Bang'in üyesi Desang bununla benzer bir kaza yaptı. Onunki çok daha ağır bir durumdu. Ama Öldü ama yan sonradan farklılıkları anlaşıldı da var ki tabii ki. Desang'ın çarptığı adamın çok önceden başka bir arabanın çarpması sonucu öldüğü ve onun sadece üzerinden sonradan geçtiği, karanlıkta göremediği anlaşıldı. Suçsuz olduğu kanıtlandı ama sonuçta Kore bu konuda çok konservatif bir ülke ve o yüzden de sizin çıkardığınız herhangi bir küçücük huzursuzluk dahi çok büyük bir balona dönüşüp patlayabiliyor. Yani gerek dizilerden gerek yani haber sitelerinden gördüğümüz, hani bu zaten hani idolların yaşayış şekilleri, hani kapalı bir şekilde
Yani bir sanki balonun içinde yaşıyormuş gibi Yaşıyorlar gibi. yaşamaları. Yani çıktıkları kadınlardan tutun, erkeklerden tutun, hani ilişkilerin bile yasak olması vesaire vesaire vesaire. Yani ufacık bir ilişki aşk skandalından adamların hayatı kayabiliyor yani. Bunu gördük, nerede gördük? Son bir dizide gördük. Evet. Hatırlayamadım şimdi. Sorry. Mesela Cornelius, Ha, ben bunu örnek olarak Cornelius Mendes, evet. gösterilebilir. Yani kızın oynadığı diziden atılmaması Şeyde için Full House, Rain'in Full Full House'unda mesela örnek olarak Evet. görebiliyoruz. Yani ufacık bir hani skandal bile denmeyecek bir şey. Yani bizim skandallarımız var ki seks kasetleriyle dolu yani. Hani Aa. Gülben Ergin'in pornosu çıktı. Adam diyorum. Kadın TRT'de devlet kanalında televizyonda program yapabiliyor yani şu an. Ama tabii yani bizimki de kötü. Hani kabul edilemez bir durum bence. Ama onlarınki de aşırı. Sanırım Yani kesinlikle Kore hata kaldıramıyor. ikisi arasında bence bizim fanlar adına iyi durum var. Kore fanları bana göre çok acımasızlar. Çünkü Bence de. çok zor sevip çok kolay terk Ediyorlar. edebiliyorlar. Biz çok daha duygusal insanlar olduğumuz için Asya'dan belki en büyük farkımız bu. Çok daha duygu yüklü ve birbirine yapışık insanlarız. O yüzden de biz mesela çok enteresandı. Biz mümkün olduğunca size retweetlemeye ve haberleri vermeye çalışırken mesela elfler, işte Turkish elfler, Turkish illustrator hepsi retweetlediler ve Nikun için hani çeşitli yorumlar yazdılar. Belki de Kore'den sonra açıkçası fan olarak en sempatik ve en sadakatli olan bizim fanlarımız. O yüzden de bence Nikun'un olayı çok büyütüldü. Çok çok büyütüldü. Hiçbir şey yokken. Yani Yani Caribbean Bay'in web sitesindeki resimlerden Idol kesilmesi, Idol Olympics'te Olympics'ten kesildi. kesilmesi, JYP Nation'ın konserlerinde olmayacağının açıklanması, Japonya'da çıkacak olan Masquerade'in çıkış tarihinin ileri alınması, 5 kişi çıkmak istemedikleri için. Yani abi ne yapıyorsunuz ya? Hakikaten. Ya Ne yapıyorsunuz yani? Tamam daha okey, hani JYP Nation'ın konserlerinde çıkmaması, hani şu Nico'nun attığı tweet'i gördük, hani kafamı toplamak okey istiyorum biraz tamam onda bir dedi. şey yok Ama yani. yani ben hani biraz şüphelenmiyor değilim JYP tarafından, hani Nico'm sen bir hani kenara çekil azıcık dendiğimi düşünüyorum ki Nico'm bunun üzerine böyle bir tweet attı bence. Yani çünkü ne bileyim ya, o kadar güzel bir döneminde böyle bir kötü, talihsiz bir olayın olması hakikaten çok büyük şanssızlık. Ama bence JYP bu işi kotarmak zorunda. Çünkü hani JD Nikunsuz ne yapacak JYP? Hani 2PM'i de geçtim. JYP'yi ne yapacak? Çok merak ya ediyorum yani. J'siz olabileceği gibi 2PM Nikunsuz yapamaz. Bu bir pencere tabii ki ama JYP'nin yaptığı büyük yatırım Nikun'a çöpe gitmez. Ben çok kurtarmaya çalışacağını düşünüyorum ama krizi çok iyi yönetebildiğine inanan biri değilim açıkçası. Çünkü gerek JYP'nin yaptığı açıklama, işte sorumsuzluk, işte bilmem ne, adeta böyle kırmızı alarm modu birazcık sakinleştirmeye yönelik olmalıydı bence. Evet gençtir, insandır, böyle hatalar yapabilir. Biz elimizden geldiğince onu akıllandırmaya, işte bilgilendirmeye çalışacağız falan gibi şeyler söylemek doğruyken, işte sorumsuz bu işte yaptığı inanılmaz fanlara da yakışmayan bir şey. Biraz fazla anti fanı motive eden bir şeydi. Bilmiyorum ben çok fazla büyütüldüğünü düşünüyorum ya. Ben Hakikaten çok de büyütüldüm büyütüldüğünü şu an, ama tabii biz düşünüyorum. bu yorumları buradan bakarak Kesinlikle. yapıyoruz. Yani belki de hani Kore'de yaşıyor olsaydık, Koreli olsaydık Farklı farklı yorum yapardık. düşünecektik, farklı yorum yapacaktık. JYP doğru yapıyor diyebilirdik. Yani bilmiyoruz sonuçta, ama bizim Bilmiyoruz. buradaki, buradan baktığımız açı bu yönde kesinlikle fazla büyütüldü. Ben kesinlikle hani eğer bu Nikon olmasaydı, Chanson olsaydı, Juno olsaydı kesinlikle çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle C'ye daha yakın bir durum olurdu. Hatta C gibi de olabilirdi. Ama Nikon olduğu için JYP bu işi kotaracak bence. Çünkü Nikonsuz yapamaz Böyle yani. bir olaydan bu üyeler arasından bence tek sessiz çıkıp gelecek ve kellesini tek kurtarabilecek üye var. O da Tak'tır. Çünkü takım kimliği ve oluşturulan imajı zaten adeta içki içen, hani böyle hafif deli, hafif işte kuralları esneten bir tip olarak görünüyor. O yüzden de tek kurtarılabilecek, kellesi hiç kopmayacak bir tek üye odur. Ama bence de en talihsiz, yani en olabilecek en fena olay Nikun'un başına Aynen gelmesi. öyle. Çünkü Nikun'un imajıyla hiç Hiç alakası olmayan bir alakalı yok. olay. Aynen O öyle. yüzden çok fazla büyütüldü ama biz sizi elimizden geldiğince
tercüme yaparak nasıl ilerlediğini olayın anlatmaya çalışacağız. Önümüzdeki zamanlarda mutlaka takip edin. Size elimizden geldiğince çok fazla bilgi akışı sağlamaya Evet. çalışacağız. Haberleri de yazılı blogumuzdan, WordPress üzerinden yürüttüğümüz blogumuzdan götürüyoruz. Adres orada. Oraya Aa, tıklayabilirsiniz. onun dışında bence bu kadar keyifsiz bir olayın ardından biraz daha keyifli haberler vermek gerekiyor. Elfler bize kızmasınlar, Turkish Elfler. Biz Super Junior'ı önceden keşfetmiş ama tam olarak sevmemiz uzun zaman almış insanlarız. Özellikle son zamanlarda hafif hafif bir Super Junior sevgisi sarmış vaziyette bizi. Ve bu nedenle de özellikle son single'ları Sexy Free and Single'dan sonra biz anladık ki Super Junior fan olmamak gibi bir şansımız yok. Sexy Free and Single çok kısa bir zaman önce çıktı. Ve Ve ödül ödül demiyor abi, bir durun yani yavaş, öbürlerine de bir mola, bırakın biraz yani ya. ne yapıyorsunuz Şeyde ya? aldılar, kopya çekin. Billboard'un World Album Charts'ta, böyle yani dünya çapındaki albüm listelerinde 3. sıradan girdi. NBC Soul Champion'da 1. oldu. Evet. M Countdown'da Woo Young ve 21'la beraber kapıştı ve Triple Crown Sexy Free and Single aldı. Yani ve dahası da var, yok Tayvan'da aldıkları var, Tayland'da aldılar mı şimdi bilmiyorum, T ülkeleri hep karıştırıyorum. Tayvan'da aldılar. Tayvan'da aldılar falan, Tayfeyi. böyle hani yatayım öbürlerine, döndüm kalsın açık ya. Ama hak Valla ettiniz hak ha. ettiniz. Hak Hiç ettiniz. yapılacak bir şey Aferin. yok. Ayrıca şu an suju deyince benim aklıma tek bir şey geliyor, o da. Ah. Kimdir, kimdir? Çok Kimdir? sonra çifti. Ah. We got Ah. married. We Got Married'in hastasıyız. Contoria ile başladı bu hastalığım. Sonra Contoria, Addams Family. Emily. Addams Family. Addams Couple. Gogo Young. Mankapo, Gogo Seon ve Dongwon'un Mankapo. Young var. yer aldığı. Şimdi de Little Şimdi Black de Contour Kantora Era. Veli Tuk. Aslında Kantora'yı biz Dream Market'ten Tanıyoruz. tanıyoruz. Ama ben orada nedense hiç sevmemiştim Kantora'yı. Ben de nötrdüm yani. Şimdi çok sevdim. Çok Ben de. tatlı. Tatlı. Tuk ayrı bir tatlı. Zaten 30 Dimple Couple kapalı. Evet, diyorlar. İkisinin de Gamze'li. Gamze'si olduğu için Gamze'li çift adı Ve hani koyuldu onlara. Lituk gibi 30 yaşındaki bir adamın bu kadar 22 yaşındaki saf, bir kızla. temiz, yani bilmiyorum aklıma almadı. Bu arada We Got Married ile ilgili mutlaka size bir şeyler, bir video hazırlayacağız. Ben şahsen şu anda sezon, birinci sezonu izliyorum baştan. Ki şu an üçüncü Araştırmalarım devam sezonda. Yani ediyor. Lituk şu an üçüncü sezonda. Evet, yani Gizem biri izliyorum. Aynen. ben Deli. perişan Deli. vaziyetteyim ama yapılacak hiçbir şey yok. Onun dışında We Got Married'i izleyin. Kansora lütfen mutlaka takip edin. Aynen ya. We Sexy Friend Single dinlemediyseniz kendiniz bir yerde atın bence. Got Married'de Atın. bir süre, hatta bir süre değil. Ben şu an 17. bölümü izlemeliyim. Şu an 26. bölümde We Got Married. Ben izliyorum. Tam O yüzden tam olarak 17. izliyorum 16. bölümü bitirdim. Gizem'e geldim işte, yani. video çekelim diye. 17. bölüme kadar sürekli gördünüz. Fighting Junior. Ya. Oyo. 3 numaralı adamımız Don K. Derin Vurmuş özetle. sevgiler beslemeye başlamamla beraber Super Junior'a. Ah, değişti. Benim için kendisi yine askerden döndü. Kangin. Çoğu insan fark etmiyor Kangin'i. Shingon'dan sonra en iri olan Kangin. Maşallah. Ama çok sevdim. Bu çok tatlı. arada Super Junior'ın aslında ilk üyesi değil, bir Lituk Mikat Reis'e katılan Kangin ilk üyelerinden bir tanesi. O da bir yaklaşık 20-25 bölüm kadar oynadı. Onun dışında bence We Got Married'i izleyin. Sexy Friend Singles izlemelisiniz zaten. Arrivederci Evet. yani. Onun dışında Hele Sexy Free and Single'da en yoğun dans kısmı. Lito'nun o şalları. Ve Dongen'in bütünü. Beni benden aldı. siz de en iyi son klibi seyredin. Seyredim. Kesinlikle seyredim. Onun dışında Big Bang! Big Bang! Oh. GD yeni solo albüm çıkartıyor. Hacılar. Oh my god. GD! GD! Acaba Bir fighting'e dakika. geçelim. GD! GD! Pembe saçlarını yerim. Pembe saçlarını yerim. Bir insana pembe saç bu kadar mı yakışır? O Harper's Bazar'daki görüntülerin, o kaykaya binişin, o dizini, kafanı, gözünü her seferinde yarışın. Seni var ya, seni aslında böyle dünyanın tepesine koysunlar, hak ediyorsun, adamsın.
Genius'sın. Cedisin sen. Cedi Ramon'sun. Benim neden biliyorsun bilmiyorum. Oldu. Hepimiz Birine manyak. makyaj yapmadım mı Neyse, cidi adamsın. Adamın dibisin. Yeni albümünü doğum gününe çıkartacak dedi. Bir dedikodu çıktı çünkü bundan önceki Heartbreaker'ı öyle yaptı. Ama sonra YG'den bir açıklama geldi işte. Yok, acı öyle bir şey yok falan dediler. Tekrar bir dedikodu çıktı ki hayır, albümünden ilk görüntüleri, ilk teaser'ını doğum gününde yayınlayacak. Albümün ne zaman çıkacağı belli değil diye. Ama Ağustos sonu diyorlar, çıksın. Çıksın şu an albümün yapım aşamasının sonlarına gelmiş bulunmaktalar. Ama ne albüm kapağı, ne çekim, ne hiçbir şey yok ortada. Valla GD'nin Heartbreaker albümü biraz ya hayal kırıklığı olmuştu. Sonra Tap'la yaptı Hiç de hayal kırıklığı falan değildi işte. Bu tapsız hiçbir şey Tap'la beğenmiyor. yaptı Tapsız hiçbir çalışma çok daha kuvvetli oldu. Ama GD'nin tabii ki şimdiki imajı çok daha kuvvetli. Bence çok daha iyi olacak. Yani ona inanıyorum. Ancak şu anda YG dediğiniz zaman aklıma gelen yepyeni bir duygu isteği yaratmıyor açıkçası. Çünkü tamamen şu anda kafamda tek bir söz var. Oppa Gangnam Style şeklinde. Oppa Gangnam Style. Say. Say ya. Say. Yani ben sayı ilk gördüm onu söyleyeyim size. YG Family Star King. Aynen. Sayı orada gördüm. Hatta ondan sonra bir de Wu Yang'ın katıldığı Star King var. Wu Yang'la beraber Santi Dance yarışı yapmışlar bu arada falan. Bir de orada yani Say benim kafamdaki Say bu yani. Çünkü adam 2 yıldır albüm çıkarmış. Bir de Say. Yani bakınca adama izleme isteği uyandırmıyor. Yani bu bir gerçek. Ama Ama Oppa Gangnam bitti Style ya. bize. Bittik yani. Say. 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 Ah, Say. Benim kariyerim ilk defa yani hakikaten bir müziği ve sesi beğenip dinlemeye başladık. zaten YG Family konsertlerde falan da Say'ın performansı inanılmaz. Adam yani bir idol'ın 3 katı kadar falan dans eden, işte hareketli bir tip. Aynen o vücutta o G-Dragon'un bana bir 10 yıl, 20 yıl sonraki hali gibi geliyor bana şahsen. Çünkü duramıyor ya GD sahnede. Tap gibi şöyle bir karizmatik duruyor tövbe insan. Hayır, ya sayda durmuyor. ciddi Bak bir 30 yıl, 40 yıl sonra çarpılacağım çarp GD say olur ben söyleyeyim bak sana. ondan 30-40'a geldin şimdi bir karar ver 10 yıl çok değil az, mi az. yani Ama bir olmaz 30-40 yıl sonra kesin tutar. 40 yıl sonra GD'yi koluma takmış Bodrum'da geziyor Bodrum'a geçirdin mi? Bodrum'da Bodrum'a da gittik sonra onun korucusunu Beyler. yapacak GD Saçları hala pembe olacak. Oldu o zaman. Ya sayın ben hani Oppa Gangnam Style çıktıktan sonra hani ama şeydim hani böyle hani sürekli dinlenmez bir şarkı değil mi? Hani Klibi de çok eğlenceli ya. aynen yani Çok eğlenceli yani. hastası oldum ya anlatamıyorum yani. Oppa Gangnam Style ya bulun izleyin link veriyorum. Verdim. Oppa Gangnam Style'ı izleyin ve dinleyin. Gerçekten hastasıyım. Sonra ben sayıyı hani araştırmadım ama diğer şarkılarını merak ettim. Aklımda kalan bir şarkısı ve bir performansı var ki Say'ın official YouTube kanalında var. Father. Abi olamaz ya. Hani olamaz. Hem Perfekto. arkada hem performans aslında arkada dönen video. Hem Say'ın sesinin güzelliği. Hani böyle tırnak içinde piyasa müziği yapan bir adamın sesinin bu kadar güzel olması, şarkının etkileyiciliği ve orada konseri izlemeye gelmiş insanların surat ifadeleri, şarkıyı dinleme şekilleri falan hani çok etkileyici bir adammış ya. Ben sayı bilmiyordum, utanıyorum kendimden. Ben gerçekten sayı araştırmak lazım. Bu aralar Say gibi işte pek çok isim yepyeni işte Super Junior'da buna örnek olarak da söyleyebilir. Geri dönüşler yapıyorlar. Coming back diyorlar buna. Come Comeback ya da. Ama aslında günlerimizde yok ama bir yani söylemem lazım. Şimdi söylemezsem çok ayıp olur bunu atlarsam. Çok zaman geçti ama üzerinden söyleyeyim.
Yani 2PM dedik. 2PM ile ilgili son zamanlarda çıkan Little Little, yani küçücük küçücük ama sonradan koskoca bir stara dönüşen O ya. bir Wu Yang'cımız var. Wu Yang solo albümünü çıkardı. Wu Yang'tan Şey aklına diyeceğim. kalan Bak efendim. şimdi buraya bir dakika. Bunu koyacağım. Buraya not aldık. Tamam mı? Nelerden bahsedeceğiz diyor. Wu Yang Detaylarını yok. yazdı. Tamam, Wu Yang yok. Tamam mı? Yok. Burada Wu Yang. Tamam bak. Ama Nikon. Tamam mı? İşte daha şimdi bahsetmediğimiz şeyler. İşte Big Bang. İşte Psy falan. İşte Sexy Friends'in. Wu Yang yok. Bak. ne yapayım Wu Yang yok burada. Neden? Anam manyak. Wu Yang da Wu Yang. Bu yakta bu yank çok iyi oldu. ne Vallahi Bu hiç iyi yangın oldu. sol albümü Bu çok iyi oldu. yangın aklımda kalan bir koreografi Aslında var mı? Kerem. Kerem. Nora. Bir dakika. Loran Ang Ang Nora Ang Nora Bu Ang yank. Takın Bu yank için yaptığı seksi Bu yank adlı şarkıyı. Bütün bu gelişmeleri, yani Wu Yang'la ilgili işte aklınıza ne gelirse bu bahsettiğimiz şeylerle ilgili gelişmelerin hepsini biz sizin için tercüme ettik. Ve iamchingwordpress.com'a koyduk zaten. Oradan detaylı olarak okuyabilirsiniz. Şimdiye kadar size müzikle ilgili gündem Hayır, vermiştim. bitmedi. Benim söyleyeceklerim var. Ama Söyle. bunu diziye bağlayabiliriz. Ha. Shiny'den Choi Minho'nun ki kendisi canımdır. Yeni dizisi To the Beautiful You. Geliyor. Geliyor. Bekleyin. Çok yakında. Bir erkek lisesinde geçiyor dizi. Evet. Bu arada mı? Evet. Bir Evet. erkek lisesinde geçiyor dizi ve bir kız karakterimiz var. You Are Beautiful'a yakın bir konsept var. FX Ünlü, Dansı Sulu ile beraber oynuyor evet, aslında. erkek kılığına giderek lisede hayatta kalmaya çalışıyor ve şans eseri nasıl bir şeydir ki Mino ile aşk yaşayacağına dair fragmandan görüntüler bize onu izlenimi veriyor. Bu arada Jonghyun'la Taemin'in performans sırasındaki o öpüş. Bunun konuyla alakası. Jonghyun, bir dakika. Jonghyun'a mesaj vereceğim. Jonghyun, canım. Bak, seni hep sevdim. Hala seviyorum. Ama sen Super Junior'ın hiç ünlü değilsin ama. Değilsin. Öpme öyle. Öpme. Öpme ama. Zaten hoşlanmıyorum bunu dile getirmekten. Bunu söyleyenlerden de hoşlanmıyorum ama zaten millet size gay diyor. Bir de böyle şeyler yaparsan ne olacak? Yine de güzel performans. Sevdim. Hele böyle vücuduma sahte dövme hani fan club kulüplerinin isimlerini yazdığında çok düşüncelisin ya. Normale dönersek. Neyse işte. Mino'nun dizisi To the Beautiful You yakında yayında olacak. Biz Türkler ne yazık ki şanssızız çünkü uzun süre bekleyeceğiz. Tercüme edecek. Gerçi tercümeler inanılmaz hızlı Anam ben yapılıyor. beklemeyeceğim. İngilizce altyazı çıktı ya ben izleyeceğim artık yeter. Bıktım ya. Aa, bilmiyorum Bıktım. artık. Altyazı çeviren arkadaşlar hepinize çok We minnettarız. love you. Yetişememenizi de anlıyoruz. Ama hani çok merak ediyorum. İngilizce altyazı izleyeceğim. Ama yardım ederiz abi bir şey olursa. Şey Buradayız. yapın mesaj atın. Valla çeviride yardımcı Çözeriz. olmaya çalışırız. Elimizden Çeviri geldiğince. Aa, programlarını çözdük. Yardımcı olmaya çalışırız. hatta size şöyle bir iyilik yapabiliriz. Bizler şanslı insanlarız. İngilizce altyazılı bütün şovları seyredebiliyoruz. Ama siz bize derseniz ki ya ben bunu çok seyretmek istemem ama anlamıyorum İngilizce altyazısı. Siz bize söyleyin. Yaparız. Sizin için Türkçe altyazısını da yaparız. Hiç Aynen. merak etmeyin. Tamam. Peki Mino'nun dizisi Geçti. O zaman öbür geçti. Mino'ya gelelim. Aa, Limino. Yani Boys Over Flowers'daki Gujun Pyo karakteriyle tanıdığımız Limino. Daha sonra City Hunter'dan tanıdığımız Limino. Hatta Personal Taste'den tanıdığımız Limino. Yepyeni bir diziyle beraber. Ha bir de şeyde oynadı. Aa pardon o benim rüyam dedim. Limino, biz fanlarını ne yazık ki hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü City Hunter'ın ikinci sezonu teklif edildi Limino'ya. Ama Limino farklı roller oynamak istediğini söyleyerek teklifi reddetti. Aslında haklı, haksız değil. Fakat yeni dizisi ki adını Fate Fate. olarak duyduğumuz Fate'in yavaş yavaş fragmanları çıkmaya başladı. Konusu şöyle, geçmişte geçiyor. Merak etmeyin, Josun geçmişten geleceğe gelmiyor. gelmiyor.
Orada Bu o. gelmiyor. Ve bir Queen'e do iniyorsun gibi değil. değil. Ya da Rooftop Prince gibi. Değil. Orada kalıyor kendisi. Zaten orada doğma büyüme 300 yıl önce mi? Bir tarihi diziden bahsediyoruz ve Justin orada zamanında geçiyor. Doktor. evet ve bir doktor ve onun işte giderek ünlü hale gelmesi ve işte teknikleriyle ilgili pek çok şey görüyoruz. Limino büyük bir oyuncu olarak sevmemek pek mümkün değil ama benim küçücük bir sorunum var ki tarihi dizileri henüz seyredemiyorum. Ne yazık ki. Neymiş kafalarına kilotlu çorap gibi. Ne yapayım ya? Şurada topuzları duruyor ya. İşte o benim konsantrasyonumu bozuyor. Ama Senen Prenses Man'i seyretti. O yüzden sanırım yakın zamanda ben de başlayacağım. Bak Queen Newsman'ı izledim. Yani Hı-hı. orada da var geleneksel kıyafetler. Ama diyor ki yok modern de giyiyordu. Arada o böyle kayradı Yani. falan diyor. Ama tabii İzleyecek adaptasyon. haberi yok. Evet, yani adapte olmakla ilgili bir durum. Ve yeni bir dizi daha gelecek. Onun da Adı City Conquest ve Kim Yongjin oynuyor. The Last 501'dan tanıdığımız şimdilik solo kariyerine kendi başına solo kariyerine devam Evet. etti. Onda da Kim Yongjin'den hiç böyle beklemeyeceğim şekilde bir asi karakteri Aynen. oynayacak. Annesiyle babasını yanılmıyorsam kaybettiği ve tek başına kaldığı bir hayatta özellikle işte nefret duyduğu insanlara karşı oldukça agresif tavırlar sergilen fakat aşka gelince tamamen savunmasız kalan karakterimizin maceralarını seyredeceğiz. Anlaşılan şudur ki gelen dizilerden şunu anlıyoruz. Biz yaklaşık bir 10 yıl daha bu dizi hastalığından kurtarmayacağız. Ne siz ne biz. Ne yapacağız? Devam edeceğiz Yapacak yani. bir şey yok. Ya öyle bir duruma geldi ki hani günde bir doz Kore almadan ben yaşayamıyorum yani. Şöyle söyleyeyim. Olmuyor. Telefonlarımız, taşıyabildiğimiz bilgisayarlarımız, tablet bilgisayarlarımız, MP3 player'larımız, aklınıza ne gelirse hepsinde Kore ile ilgili videolar, K-pop idol'larla ilgili videolar, hatta filmler, hatta diziler var. Ya benim telefonumun mesaj sesi. Uçamaşa, uçamaşa. Bu arada Secret Garden hatırlarsınız. Secret Garden bunu söylediğimiz için Ne kadar hayatımıza girdi. Bakın. Bak. Çantam. Nasıl? aslına bakarsanız şu anda bilmiyorum siz bizi merak ediyor musunuz? Pek emin değilim ama eğer otobüse biniyorsanız ve elinde telefon ya da iPad taşıyıp ve Suju videosu izleyen ya da ne bileyim Wild Bunny'yi tekrar 190. defa seyreden bir tip varsa Ya da telefonu mutça başlıyordu veya Tupem'den Again olarak çalan birini görürseniz işte onlar biziz. biziz diyebilirsiniz ki anyo biz de merhaba falan deriz yani merak Anyo etmeyin. Onun dışında size kısacık kısacık bu haberleri verdik. Birazcık haberdar etmeye çalıştık sizi ama devamı yazılı blogda. Aynen. Artık oradan takip edeceksiniz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Bizden şimdilik Bu bu kadar. kadar. Anyo. Anyo.